Merhaba Traklub takipçileri, HMS standındayız. Yanımızda firmanın genel müdür yardımcısı Gökhan Özkan var. Gökhan Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Aynı zamanda ürünlerinizi tanıtabilir misiniz bizlere? Tabii, hoş geldiniz. İsmim Gökhan Özkan. Ankara Bali Ahmet Çaylık köyünde çiftçilikle uğraşmaktayım. Aynı zamanda HMS Tarım Makineleri genel müdür yardımcısı olarak görevimi devam ettirmekteyim. HMS Tarım Makineleri 1977 yılında üretim hayatına başladı. O yıllarda işte ilk hani babalarımızın bildiği, dedelerimizin bildiği veya diyelim sandıklı one way tipinde mibzer tarzındaki ekim makinalarıyla başladı. Daha sonra işte çayır biçmeler, dolaplı makinalar dediğimiz ürün gamını sürekli geliştirerek bugün havalı mibzerler diskli olmak kaydıyla, işte gübre serpme makinaları çift diskli olmak kaydıyla ve üniversal ekim mibzerleri, buğday, arpa, yulaf, işte hububat mibzer dediğimiz mibzerlerle de şanzımanlı olmak kaydıyla üretimine devam etmektedir. Üretiminin yaklaşık %80'ini yurt dışına göndermekte ve bu %80'lik kısmın %90'ını da Doğu Avrupa ülkelerine yapmaktayız. İhracatımız o bölgelere. Yani bizim çiftçilerimizin tercih noktasında, bizim makinalarımızın tercih noktasında kalitemizi, işte uzun ömürlü olması aldıkları makinaların ve bizim kullandığımız bir tabir var HMS makinalarıyla ilgili. Doğru makina olarak adlandırıyoruz. Bu nedir doğru makina? Mesela biz gübre serpmeyi çift diskli üretiyoruz. Bu çift diskli makinede siz pilotaj olarak, yani traktör şoförü olarak hiçbir hata yapmazsanız bizim söylediğimiz şekilde de makinenizi ayarlar ve ayarlara göre gerekli gübreyi koyarsanız makinamızla gübre bittiği anda tarlanız bitmiş olur. Yani 10 kilo gübre atacağız, 50 dekar tarlaya girdik, 500 kilo gübre koyduk. Pilotajlık bir hata yapmadıysan ve ayarları bizim tarif ettiğimiz gibi yapıldıysa veya kullanma kılavuzdaki gibi yapıldıysa tarla biter, gübre biter. İçinde bir avuç yakalır ya kalmaz. Hububat mibzerlerinde de bu iş böyledir. Yani evin önünde kalibrasyon ayarlarını yaptıktan sonra istersen 10.000 dönüm ek, önemli değil. Gram şaşmaz. Hani o tarlada çok attı, biraz kapatayım. Bu tarlada az attı, biraz açayım. Bizim makinalarımızda böyle bir şey olmaz. Standart eker. Onun haricinde 1000 metrekare alana, yani 1 dekar alana 150 grama kadar tohum atabiliriz. Yani bugün işte bana versen 150 gram tohum, bunu bir dekar alana at desen ben elle beceremeyebilirim o işi. Ama bizim makinalarımız bu özelliğe haizdir. Onun haricinde diğer hububat, işte buğday, arpa, yulaf, işte yonca, aspir gibi veya daha büyük tohum dediğimiz nohut, hepsini bizden aldığınız bir makinayla bütün bu tohumları ekebilirsiniz. Yani en küçük tohumdan orta boy ve en büyük tohuma kadar tüm tohum çeşitlerini ekebilirsiniz. Şimdi ürünlerinizi biraz gezelim. Yeni bir ürününüz varsa detaylı anlatın lütfen. Mibzerlerden başlayalım. Aslında hani yeni bir ürün derken biz zaten sürekli kendimizi güncelliyoruz, yenileştiriyoruz. Sürekli bir güncelleme içerisindeyiz. Hububat mibzerlerinden bahsedelim. Değişiklikleri onun üstünde anlatayım size. Buyurun. Makinamız Miadisk serimiz. Bu tek disk demektir. Bizim makinalarımıza bazı isimlerde kodlar vardır. Miadisk 23, işte tek diskli ve 23 ayaklı makine. 3 metre iş genişliği vardır makinenin. Makine tek diskli. Ayrıca yarı balta sistemiyle çalışır. Bu şu demektir. Diskin yanında küçük bir tane balta ayağı vardır. Bu ayak sayesinde tohumu baltayla diskin arasına bırakır. Yani tarlaya gittiniz, tohumu doldurdunuz. Diskin yüzeyi toprağa değdiği anda tohumu ekmeye başlar makine. Bu makinamızda gübre tarafı da, tohum tarafı da, iki tarafı da şanzımanlıdır. Kaç kilo atacağınızı, kaç gram atacağınızı, ne kadar atacağınızı bu şanzıman sayesinde hassas bir şekilde yapabilirsiniz. Makinamızda işte markör dediğimiz iz çizici diye tabir edenler de var. Standarttır. Onun haricinde çapa ayakları, yani iz kabartma ayakları dediğimiz bu ayaklar standarttır. Makinamız genel yükleme yüksekliği şu an piyasadaki en düşük seviyededir. Yani sırtınıza aldığınız bir çuvalı, bir yükü rahatlıkla yükleyebilecek durumdadır. Yani yükleme genişliği aşağıdadır, öyle diyelim. Depo kapasiteleri sınıfında en iyisidir. En fazla tohum ve gübreyi bizim makinalarımız alır. Şimdi bizden istenen bu makinalarda yaklaşık bu makine 1 ton 100 kilo civarında. Hani üzerine eklediğiniz opsiyonlarla bunlar değişiyor tabii ki. 1 ton 100 kilo civarında. Ama bazı müşterilerimiz diyor ki işte bizim traktör beygirimiz daha düşük ama bu makineyi kullanmak istiyoruz. Onlar için ürettiğimiz de yeni serimiz Miadisk Light serisi. Bu makinaların şasi yapısı daha hafifletilmiş şekilde.
Fakat bu şu manaya gelmez. Bu makineler işte daha kalitesi falan değil. Daha farklı bir üretim metoduyla üretilmiş makinedir. Özelliklerinden birisi tekerin arkasını ekmesidir. Özellikle tavlı topraklarla bu çiftçilerimiz tarafından çok talep ediliyordu. Teker arkası ekimi. Bu Light serisinin iki tipi var. Biri tek diskli gördüğümüz makine. Biri de çift diskli ve baskı tekerli diğer makine. Bu iki makine hafifletilmiş şase, daha böyle işte beygir gücü düşük olan çiftçilerimizin taleplerine yönelik üretmiş olduğumuz makine. Diğer tarafta size çift diskli makinamızı gösterelim. Çift diskli tarım makinelerinde, hububat mibzerlerinde. Biz bunu genelde hangi tarz ekimler için öneriyoruz? Küçük tohum eken, işte kanoladır, kimyondur, anasondur, çörek otudur gibi küçük tohum eken müşterilerimiz için öneriyoruz. Arkasındaki baskı tekerinden olmasından dolayı tohumun hep aynı derinliğe düşmesini sağlar bu makine. Yine dediğim gibi bu gördüğünüz buradaki tüm hububat mibzerlerin hepsinde şanzıman sistemi standarttır. Sadece ayak yapısı sizin ekeceğiniz ürüne göre farklılık gösterir. Makinamız en kolay şekilde nasıl tohum yükleneceğine, işte bu basamak sistemleri, bu basamakların hepsinin işte birer adımla şu şekilde birer adım şeyiyle çıkması. Yani biz hani böyle boşken çıkabiliyorsun makineye ama sırtında işte 50 kiloluk bir tohum çuvalıyla çıkmak için bunlar hepsi düşünülüp tarla ortamında düşünülüp kullanmaya yönelik üretilmiştir. Makinalarımızda isteğe bağlı olarak trafik seti mevcuttur. Özellikle yol konumlarında şimdi Türkiye'nin bugünkü yasasına göre böyle bir makineyle, yani 3 metreden daha geniş bir makineyle gidiyorsanız bir bunlar olmak zorunda veya arkanızda sizi takip eden koruyucu bir araba veya işte eskort bir araba diyelim sizi takip etmek zorunda. Bu şekilde Allah korusun bir kazaya karıştığınız zaman şunun olmayışı sizin başınızı belaya sokar. Ama bizim makinalarımızda isteğe bağlı olarak müşterilerimizin isteğine göre bunu sunuyoruz. Arkasında bir tırmık sistemi var. Bu tırmık sistemini 2 yıldır uyguluyoruz. Daha önceki farklıydı. Bu tırmık sisteminde daha zorluğa dayanıklı diyelim. Onun haricinde diğer sistemde böyle geri geri biraz kaçırsanız motoru, traktörü, bu sacılar yamulabiliyordu. Yani bu tırmıklar yamulabiliyordu. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Çalışma kapasitesi çok daha dayanıklı. Çok daha sağlam makinelerdir, malzemedir. Tırmığı istediğiniz zaman traktörün arkasından sökmeden, mesela küçük tohum ekerken işte 1 santim, 1,5 santime batırıyorsunuz. Tırmığı sökmeden ama tırmığı yere bastırmadan kullanabilirsiniz. Şuradaki bağlantıları çıkarttıktan sonra en son deliğe takarsanız tırmık yukarıya doğru kalkacaktır. Hani hem makine traktörün arkasında duracak hem de sizin ektiğiniz tohumu tekrar topraktan çıkarmayacak. Küçük tohum ekerken özellikle bunların kullanılmamasını öneriyoruz. Makinalarımızın hepsinde sandıkta şöyle bir özellik vardır. Ön taraf tohum, arka taraf gübre sandığı olarak kullanılır. Fakat bu iki sandığın arasında şey sistemi vardır. Şöyle alalım. Şu kapak sistemleri vardır. Şu kapaklar. Bu kapaklar 4 tane civatayla tutturulmuş vaziyette. Bu 4 tane civatayı söküp iki tarafı da tohum ekebilir hale getirebilirsiniz. Örnek veriyorum, gübre serpme ile gübrenizi attınız tarlaya. Daha sonra iki göze de tohum doldurup işte bir seferde bir kere durmayla bu 31 bir makine yaklaşık bir ton 100 kilo civarında tohum alır bu haliyle, iki gözüyle. Yaklaşık işte 50 dekar yeri bir doldurmayla ekebilirsiniz. Ayrıca makinalarımızda plus özelliği dediğimiz sandık özelliği vardır. O da şu, sandığın boyutu bu. Bu kapağın üzerine aynı bu formda bir sandık daha takabiliyoruz ilave olarak. Yine 31'li makine özelinde söylüyorum. Şu anki hali 1100 kilo alıyorsa 2 ton civarında filan tohum alıyor. Yani bir seferde 90 dekar yeri filan hiç doldurmadan ekebiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir rakam. Siz az önce baskı tekerlerinden bahsettiniz. Sanırım baskı tekerlerini opsiyonel olarak genelde kuru tarım çiftçileri tercih ediyor. Peki bu baskı tekerlerinin bitki çıkışındaki faydası nedir acaba? Yüzde kaçlık bir artış sağlıyor bize? Yani şöyle, mesela buğday ektiğimizi varsayalım. Baskı tekerli olan ve olmayan iki mibzerden bahsedelim. Marka vermeyelim. Baskı tekerle ektiğiniz yerin buğdayların çıkışı
firesiz olur. Tohum baskı yaptığı için firesiz olur. İkincisi, en son biçmeye gittiniz. Gidin tarlanıza gezin. Bir tarlayı ikiye bölün. İşte baskı tekerleme ve baskı tekerlesi olarak. Baskı tekerli yerlerdeki buğdayları boyları aynı ve buğdayların başak boyları hep aynı olur. Ama diğer taraf için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Bu da yaklaşık hani tabii verim bir sürü şart var ama her şey aynıysa, yani tarlanın kalitesi, iki taraf kalitesi de aynıysa %25-%30 arasında bir verim farkı olur baskı tekerle. Bir de şu avantajı vardır. Tekerin bastığı yerler, çukur basmadığı yerler yüksek. Bastığı yer, çukur basmadığı yer yüksek. Yani suyun toplanma yerleri tohumun üstünde oluyor. Veya işte kar yağdı, kar üfürüyor. Üfürünce o çukurlar karla doluyor. O yüzden baskı tekeri, yani eskiden işte hani yaşlı insanlar böyle bahçeye tohum ektiklerinde falan tohumu ektikten sonra ayaklarıyla basarmış. İşte onun mekanik hali. Burada tırmıkların önemini de vurgulamak lazım. Çünkü ekimden sonra düz bir tarla hazırlığı bizim ekimden sonraki işlemlerde de traktörün sağa sola yatmaması ve düzgün bir iş çıkarması için de önemli. Hatta bizim çiftçilerimizin de bir tabir var. Diptenmiş derler. İçeride öğrencinin dipten biçmesi için de haliyle düz bir tarla ihtiyacımız var. Bu sorun da bu şekilde hallolmuş oluyor diyebiliriz. Evet, kesinlikle teşekkür ederiz bu bilgiyi de size eklediğiniz için. Akif Bey, şunu gördüm. Bizim çiftçilerimiz belli bir yaş altı olarak konuşalım. Hani genç çiftçi dediğimiz, yeni gelen çiftçiler dediğimiz, bizim firmamıza, bizim makinalarımıza, bize ilgileri çok yüksek. Bunun sebebi araştırmacılar bakıyorlar. Bu dünyada bu iş nasıl yapılıyor? Doğrusu ne bu işin? Onlar araştırıyor, onlar buluyor. Onların bulduğu makinaların Türkçesi HMS'de. Bu işin şeyi budur yani. Teşekkür ederiz. Şimdi biraz da gübre serpme makineleri üzerine konuşalım. Tabii. Aslında şeyi bir tamamlayalım. Makinalarımızda 4 tane ayak tipi mevcut. Onu söyleyelim. Tek diskli, çift diskli, balta ayak ve çizel ayak dediğimiz 4 tane ayak tipi mevcut makinalarda. Bu niye böyle? Her müşterinin toprak yapısı, ekeceği, ürün ihtiyacı, her şey farklı. İşte bir Trakya'nın toprağı ile bir benim toprağım, bir Urfa'nın toprağı aynı değil. Biz hepsine aynı ayak tipini veremeyiz. Veya işte nohut ekerken şu, işte kanola ekerken bu gibi, bunları ayırmamız lazım ki doğru ekimi gerçekleştirelim. Buyurun gübre serpmelere de bakalım. Yatay karıştırıcılı ve dikey karıştırıcı olarak iki model var. Yatay karıştırıcıda 900 litreden başlar. Arkada gördüğünüz 3,5 tona kadar makine üretebiliyoruz. 3,5 tonluklarla çift dingil veya tek dingil olarak çekili vaziyette üretebiliyoruz. Veya 3 tona kadar askılı üretebiliyoruz. Bu makinelerin şasis dayanıklılığı, işte ölçümü vesairesi, her şeyi 3 tona göre ayarlanmıştır. Yatay karıştırıcılı makinalarımızda krom parçalar mevcuttur. Bunlar nedir? İşte gübrenin değdiği karıştırıcı diskler, gübrenin geldiği, gezdiği yerler diyelim. Hepsi kromla kaplıdır. Neden? İşte paslanmaz, daha uzun ömürlü kullanılır. Makinalarımız gübreyi kesinlikle toz etmez. Yani %99'un üzerinde bir başarıyla homojen olarak gübreleme yapar. Biz şunu denedik. 24 metre atacak şekilde diskleri ayarladık. 48 tane 50'şer santim arayla işte bir materyal var, bardak diyelim. Bardak gibi malzemeleri dizdik. Traktörün ayarını yaptık. Traktörü bıraktık. Gübrelemeye başladı. Bardakların hizasını geçtikten sonra traktörü durdurduk. Tüm bardakları birinci bardaktan 48. bardağa kadar hepsini tek tek taktık. Aralarında 1 gram, işte 0.8 gram, yani içine düşen gübre o an bir tane fazla düşmüştür. Bu kadar fark yaptı yani. 24'ten 36'ya kadar olan makinamız da var. Veya 10'dan 16'ya olan da var. Yani diskleri değiştirip hani bazı çiftçilerimiz diyor ya benim tarla genişliğim az. İşte onu 10 metreye kadar düşürebiliyoruz. Bazısı da diyor ki ben çok çiğnemek istemiyorum. 36 metreye kadar atabiliyorlar. Hali hazırda üretmiş olduğunuz makinelerin yüksek kapasiteli olduğunu söylemiştiniz. Evet. Tıpkı mibzerlerinizdeki gibi. Bunların haricinde hassas çözümler sunuyor musunuz? Şöyle, isteğe bağlı olarak işte elektrik pistonla dozajlama yaptırabiliyoruz. Yani nedir? Sen 10 kilometre hıza göre ayarlarını yaptın. Traktöre bindin. O an 12 kilometreye çıktın. Hemen biraz açar kapağı. İşte 8'e düştün. Hemen biraz kapatır. Köşeye geldin, bir şey oldu, çat diye durdun, tak kapatır. Bu sistemlerimizde var. Ya biz bunu 2014'ten beri üretiyoruz yani bu sistemi, ama Türkiye için biraz pahalı diyelim. Yani alım gücüyle alakalı bir durum tabii ki de. Şu an henüz çiftçimiz
her zaman bir şey hesaplarken ilk alım maliyetini hesaplıyor. İlk alım maliyetini hesaplamadığı gün bana göre çiftçilik çok daha ileri yerlere gelmiş olacak. Bu makine kabaca söyleyelim 40 bin liralık bir makine. Örnek veriyorum, senede 30 ton gübre atan bir çiftçi en iyi makine %10 toz yapar. En iyi makine bu hariç %10 toz yapar. 30 ton gübre atan bir çiftçi 3 tonu ziyan ediyor. Bugün gübre 10 lira, ne yaptı? 30 bin lira. Bir sene sonra makine bedava. Bu işin matematiği budur yani. Az önce elektronik sistemle gübre yönetiminin kontrol edildiğini söylemiştiniz. Peki bu sistem çiftçilerin ayrıyeten aldığı izobat sistemlerine takılabiliyor mu? Takılabilir tabii ki. Onlara uyumludur. Onun haricinde adamın traktöründe, yani müşterinin traktöründe böyle hiçbir özellik yok. İzobat yok, bir şey yok. Eski tip bir traktörü var ama gübre serpmeyi onda kullanıyor. Onu da biz uyumlu hale getiriyoruz. Tekerden hız alıyoruz falan, bir şekilde uyumlu hale getiriyoruz sensörlerle. O zaman bir sonraki modelimize geçelim. Bu pneumatik serimiz kaydırmalı seri. Shift diye adlandırdık biz bunu, değişim manasında. Bizim pneumatik mibzerlerimiz, daha doğrusu hepsi için konuşuyorum, disk ayaklıdır. Yani biz balta ayaklı üretmiyoruz. Çünkü diyorum ya, biz önden gidiyoruz, tarım bize arkadan geliyor. İleride herkes diskiye dönecek. Hatta ekici diye tabir ettiğimiz işte piyasaya iş yapan abilerimiz yaklaşık 200 senedir bizden sürekli diskli mibzer alıyorlar, diskli mibzer talep ediyorlar. Bizim kaydırmalı da shift makinamızda öne çıkan özelliğimiz şudur: ya 70 ya 45 diye bir şey yok bizde. Mesela burayı 70'e ayarla, burayı 60'a ayarla, burayı 45'e ayarla. İstediğin arayı, istediğin ölçüyü ayarlayabilirsin. Veya hepsini 60'a ayarla, veya hepsini 70'e ayarla. Sadece pimin yerini, şurada rakamları yazılı. Pimin yerini mesela 70, 65, 60 şu pimleri nereye takarsanız şu deliklerde ona ayarlanıyor makine. Yine çiftçimiz sadece bir düğmeyle istediği ölçüyü alabiliyor. İstediği ölçüye ve istediği arayı istediği ölçüye. İlla her yer 45 olacak diye de bir şey yok. Hangi ayar istiyorsa o ayara. Makineyi traktöre taktınız, orta kolu sıfırladınız. Fakat işte 3. ünite ile 4. ünite traktörün tekerinin ortasına denk geliyor. Çok tavlı bir arazideseniz çamur yapıyor diyelim. Yani ekme yeri sertleşiyor. İstediğiniz ekim zorlaşacak. Küçük bir aparatı var. Makineyle birlikte veriyoruz. Onu taktığınız zaman 6 ünitenin hepsini sağa veya sola kaydırabiliyorsunuz. Evet. Yani tekerin ortasına basmayı değil, en dış kenarına, yani yükün hafif olduğu yere kaydırabiliyorsunuz. Bu sayede ekim problemi yaşamıyorsunuz. Bizim makinalarımızda bir sürü özellik var. Bu standart diskli makine. Mesela şu arkadaki makineyi göstermek istiyorum size. Yine kaydırmalı dediğimiz shift serisi ama bu S. S takısı niye gelmiş bu makineye? Bu makine büyük diskli. Yani ekici ayakları, şöyle bakın. Ekici ayakları diğer makineden daha büyük. Bunu niye ürettik biz? Bu makine daha böyle ağır tavda veya ağır toprak şartlarında tohumun açıkta kalmaması için üretilen bir makine. Önünde biz kendi aramızda çöpçü diyoruz da, çöp temizleyici diyelim. Çöp temizleyiciler var. Bunlar önüne gelen anız artıkları, mesela mısır üstü mısır ekenler var. Anız artıklarını ekici ünitenin önünden temizleyerek ekici üniteye temiz bir alan hazırlıyorlar. Şanzıman galiba üstte konumlandırılıyor. Bazı makinelerde görüyorum alt tarafta konumlanıyor ve traktörde işin içine girince böyle dar bir alanda buradan vites değişimi yapmak zorunda kalıyorlar. Ayarlama çok zor oluyor öyle. Evet. Böyle çok basit gibi gözüküyor. Evet, kesinlikle. Çok daha basit. Şu sistemi uyguluyoruz tüm makinalara. Makinenin dengede olup olmadığını, işte öne doğru eğik, arkaya doğru eğik, orta kolla falan ayarlıyoruz ya. Onunla bir su terazi sistemiyle ayarlayabiliyoruz. İsteğe bağlı olarak biz bir sürü makine üretiyoruz. Yani bir sürü opsiyon seçeneğimiz var. Mesela inox kazan, paslanmaz. Mesela arkadaki gördüğünüz saç kaza daha çok gübre alabilmesi için üretilmiş. Daha çok gübre alıp paslanmasın diye üretilmiş bir sistem. Bu aynı zamanda teleskobik şase vardır. Yol konumunda daralır bu makine. Arkadan bakın daha iyi anlarsınız. Bakın şu iki ünite birbirine yakın. Çünkü teleskobik şase ile bunlar yol konumuna göre 3 metre sıkıştırılmış vaziyette. Burası 70 santim. Burası işte 10-12 santim civarında. Makinalarımıza mikrogranül tertibatı, mikrogranülün inox tertibatı uygulanabiliyor. Makinalarımıza
Gübre doldurabilmeniz için platform uygulanıyor. Dediğim gibi yine isteğe bağlı trafik seti uygulanabiliyor. Burada şöyle teleskopik sistem. Şurada bir pin var. Bu pimi alıyorsunuz. Pistonla basıyorsunuz. Traktörün pistonuyla ayak açılıyor. Tekrar pistonla basıp ayağı kapatabiliyorsunuz. Markör olan tüm makinalarımızda, yani şu iz çizdiğim tüm makinalarda beyin sistemi mevcuttur. Damper koluna bir kere bastığınız zaman bir tarafı toplar, öbür tarafı açar. Bir daha bastığınızda bunu toplar, bunu açar. Bu sistem için hani ekstra bir para talep edilmez. Kişinin isteği doğrultusunda markörü istemiyorum derse fiyattan da düşeriz. Sanırım GPS sistemlerini takan üreticiler bunu istemiyor. Evet, GPS takan, yani uyduyla ekim yapanlar, evet, zaten uydu bu işi kontrol ettiği için yapmıyor. Bizim makinalarımızda uyguladığımız bir de şu sistem var. Bundan da bahsedeyim son olarak. Elektronik tohum kontrol sistemi var. Bu nedir? Hangi gözde bir problem varsa, mesela 6 tane göz var, işte 4. gözde problem var, hemen içeriden uyarır. İşte kaç santim ayarladınız? İşte 14.2'yi ayarladık. Ekranda size gösterir onu. 14.2'ye ekiyor veya ekmiyor diye. Yine dekara atacağı tohumu da söylüyor. Dekara kaç tohum attığını da söylüyor. Evet. Yani 1000 metrekare alana şu kadar tohum yani diktiğini, hata payını da oradan çıkartabiliyoruz. Çıkartabiliyor. Onun haricinde bugün toplam kaç dönüm ektin? Şu anki tarla kaç dönüm? Bunları da ölçebiliyor. Çok kapsamlı bir alet. Özellikle işte böyle piyasaya çalışan abilerimiz hem dekar ölçümü için hem de hata payı olmaması için bu ürünleri kullanıyor. Anlattığınız tüm bilgiler için teşekkür eder. İşlerinize kolaylıklar dileriz. Biz teşekkür ederiz. Buraya geldiniz, misafirimiz oldunuz, şeref verdiniz. Sağ olun, var olun.